Nasıl, ne yapalım? Söyle bakalım kendi Yani hocam gündemini. aslında HDP'nin kapatma öncesi kapatmanın da gerçekleşeceğini bize düşündüren hesaplarını bloke koyulması konusu çok önemli. Ama isterseniz biraz Sinan Ateş meselesiyle başlayalım. Ondan sonra HDP'ye geçelim. Çünkü Sinan Ateş cinayetinin de bir takım gelişmeler var. Artık inkar edilemez bir şekilde ucunun MHP'ye, MHP'lilere, MHP'li bir milletvekiline, MHP'li bir il yöneticisinin hatta katillerin hesabına para gönderdiği iddiasının illa tutuklandığı bir yere bağlandı. Bir de Bugün kamuoyunda MHP'li biri de evinde ölü bulundu, Hayko, biliyorsun, değil mi? evet, Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Başkanı Kastamonu şüpheli istifa bir etmiş. şekilde 11 tutuldu. Evet. Aralık'ta galiba istifa etmiş. O da şüpheli bir şekilde, yani evinde ölü bulunmuş bugün. Şimdi bu konuda aslında kamuoyunda hem Erdoğan'dan hem Soylu'dan hem Bahçeli'den hiç bir ses çıkmadı diye konuşuluyor. Fakat ihmal edilen bir şey var. Cumhurbaşkanı Sinan Ateş'in eşini aradı telefonla. Ve bu işin sonuna kadar peşine gidileceğinden bahsetti. Hatta o dönem Sinan Ateş'in eşi de daha soğukkanlı açıklamalar yaptı hatırlarsanız. Devlete, kolluk kuvvetlerine güvenmek gerekir mealindeydi. Fakat son açıklaması beni öldürmediklerine pişman olacaklar olarak Sinan Ateş'in eşinin açıklaması var. Yani artık inkar edilemez bir şekilde işin ucunun Milliyetçi Hareket Partisi'ne dayandığı bir durumda. Ve konuşulan konu şu, Devlet Bahçeli'nin haberi olmadan veya Milliyetçi Hareket Partisi gibi işte yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir yapılanma içerisinde MHP üst yönetiminin haberi olmadan böyle bir cinayet işlenebilir mi? Mersin milletvekili biliyorsunuz evinde zanlıları polise vermeyi direndiği iddia edilen Mersin milletvekili 3-4 gün önce Süleyman Soylu'yu ziyaret etmişti ve çok yakın bir durumda Süleyman Soylu'yla. Dolayısıyla eski ülkücüler yani şu anda İyi Parti'den veya başka parti veya bağımsız eski ülke ocakları başkanları konuşmaya başladı medyada. Hepsinin ağzından tek bir laf çıkıyor. Bu kapatılacak bir konu değil. Bu başlayacak olan siyasi suikastlerin öncüsü, habercisi olma potansiyeli olan bir konu. Çok derin bir konu, ciddi bir konu. Ve seçim sürecinde bu karşımıza daha büyük çıkacak. Daha fazla eylemlerle karşılaşabiliriz diye konuşuyorlar. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi tabanında büyük bir infial var. Yani gerçekten Sinan Ateş'in öldürülmesini hazmedemedi taban. Hiç küçümsemeyelim. Yani bugün seçimde bu altılı masanın üçü ya da bugün seçim oy oranlarında Erdoğan'ı götürecek olan potansiyel iktidar blokundan kopan parçalardan oluşan potansiyel. Yani MHP'den çıkan İyi Parti bugün dördüncü büyük parti oldu. İşte AKP'den kopan iki parti bugün işte Deva Partisi ile Ahmet Davutoğlu altılı masanın çekirdeğini oluşturuyorlar. Dolayısıyla AKP'den kopan parça Cumhuriyet Halk Partisi %40'a çıkmadı. Cumhur İttifakı'ndan kopanların oluşturduğu büyük bir güç halinde artık. Ve bu güç dengesinde MHP'nin bir daha kırılma ihtimalinden bahsediliyor seçim öncesinde. Bu tabanda bazı teşkilatlarda ciddi itirazlar var. Hala da Süleyman Soylu'dan, devlet kurumlarından ikna edici bir açıklama gelmedi. Bu neyin habercisidir? Sinan Ateş'in cemaatçi olmadığı belli. Mafya açıklaması var, Kürşat Yılmaz açıklaması var ama İsmail Saymaz'ın haberi var. Tam tersine 15 Temmuz sonrası MHP içerisindeki cemaat tabanını ayıklama görevini üstlenmiş birisi Sinan Ateş. Yani denildiği gibi bir bağlantısı da yok. Neyin tartışması sonucu infaz edildi? Nasıl bu kadar alenen infaz edildi? Ve bundan sonra daha neler olacak? Uzun süredir zaten MHP'nin işte hatırlayın Selçuk Özdağ'ı öldürüyorlardı yani.